tespit komisyonunun son toplantısını yapıp bu asgari ücret sayısını, verisini açıklayacağı duyuruldu. Ama sabah o toplantı bir türlü başlayamadı. Aslında herkes biliyordu ki o toplantıda alınmıyor o kararlar. Bir yerde alınıp o sayı, o veri ya da o asgari ücret miktarı onlara bir şekilde tebliğ ediliyor. Ondan sonra da gelin şöyle yanıma dizilin, beraber bir açıklama yapalım şeklinde de bir senaryo hazırlanıyor ve sahneye konuluyor. Dün de onu izledik. Saat 15.30 civarında Sayın Cumhurbaşkanı geldi işte Çalışma Bakanlığı'nda o toplantının yapıldığı binada. Bir masanın etrafında toplanan asgari ücret tespit komisyonu partnerlerini ya da bileşenlerini diyelim yanına aldı. Orada Türk İş'in Sayın Genel Sekreteri vardı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun temsilcisi vardı. Çalışma Bakanlığı'nın temsilcileri vardı. Hep birlikte güzel açıklamalar yaptılar. İlk önce Sayın Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bir sunum yaptı. Yani hani çalışmaların nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin. Sonunda da hepsi birlikte sözü Sayın Cumhurbaşkanı'na bıraktılar. Cumhurbaşkanı da 4.253 lira olan yeni asgari ücreti açıkladı. Millete hayırlı olsun dedi. Tabii yeni asgari ücreti açıklarken bir takım yenilikleri de sundu kamuoyuna. O yeniliklerin arasında da en çok dikkat çekeni kuşkusuz yıllardır, belki 10 yıllardır hep çağrısı yapılan, muhalefet tarafından da iktidar tarafından da hani dilek ya da temenni düzeyinde çağrısı yapılan asgari ücretin vergi dışı bırakılması, hatta vergi ve rüsum, bir de damga pulu filan diye bir takım eklemeler var. Yani bunlar hem işçiye hem de işverene yük olan şeyler, unsurlar. İşverenin de işçinin de üzerindeki yükü azaltmaya yönelik de bir takım hani deyim yerindeyse ince ayarlar, fine tuning filan yapıldığından da söz edildi. İşte dedi, bakın biz %50'ye yakın bir zam yaptık asgari ücrete. Yani 2800 küsur liradan 4253 liraya çıkardık. Vergi dışı bıraktık. İşverenin üzerindeki yükten de 450 lira civarında bir indirim yaptık vesaire. Yani her şey bakıldığı zaman evet harika bir oranda artış gibi gözüküyor. Oysa ki manzaranın öyle olmadığını hem bu açıklamayı yapanlar hem de asgari ücreti alıp hani benim yayının açılışında da espriyle vurguladığım gibi çatır çatır harcama durumunda olan emekçiler, asgari ücretle çalışanlar biliyorlar. Bunun yeterli olmadığını, bunun istenen olmadığını. Niye? Madde madde hatırlayalım. Bir, zaten bu ülkede Türk İş dahil, yani hani devrimci işçi sendikalarını kastetmiyorum, Türk İş dahil, hani biraz daha mutedil, biraz daha iktidarla ve işverenlerle daha iyi geçinme durumunda olan bir işçi sendikalısı, işçi sendikaları konfederasyonu, Türk İş dahil pek çok emek kuruluşunun, pek çok bilim kuruluşunun, yani akademisyenlerin vesaire yaptıkları çalışmalarda asgari ücretin ya da açlık sınırının, yoksulluk sınırının bunun çok çok üzerinde seviyelerde olduğu biliniyor. Yani yoksulluk sınırının 10.000 TL seviyesinde olduğu, açlık sınırının da 5.000-6.000 TL seviyesinde olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu 4.253 TL asgari ücretin ne açlık ne yokluk sınırıyla, yoksulluk sınırıyla bir alakası var. Dolayısıyla bunu bir kere bir kenara koymak gerekiyor. İkinci gerçeği ise, hani hep deniyor ya, zamanın Hazine ve Maliye Bakanı damat Berat Albayrak da söylemişti. Efendim siz dolarla mı ücret alıyorsunuz diye. Dolarla ücret almıyoruz da işin kötü tarafı o zaten. Dolarla ücret almadığımız halde her şeyi dolar üzerinden saptanmış fiyatlarla ödüyoruz. Çünkü her şeyin iğneden ipliğe, her şeyin, yani ekmek dahil, en temel maddemiz olan, en temel gıda maddemiz olan ekmek dahil, su dahil, peynir, zeytin, her şey dahil, hepsi dolar üzerinden hesaplanmış girdi maliyetleriyle fiyatlandırılıyor. Hani hep diyoruz ya, marketlerde bile neredeyse saat başı, yarım saatte bir etiketlerin değiştiği bir dolarizasyona mağdur kalan
ekonomik iklimde yaşıyoruz. Yani bu akşam itibariyle yine 120-130 kuruş mu neyse bir zam geleceği belirtiliyor. Daha dün gece 56 kuruş mu ne zam gelmiş akaryakıta, benzin, motorin neyse, yani oralarda birbirinden farklı oranlar var ama yani bu gece bile yine dolar üzerinden temin ettiğimiz bir girdi, yani arabamızın motorunu çalıştıran girdi, dolar üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla bizim de asgari ücreti duyduğumuz anda bu kaç dolara tekabül eder diye kafamızda hemen bir soru işareti canlanıyor. Günlerdir bu hesap yapıldığı için artık hepimiz ezberledik. Hatırlayacaksınız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu hafta başında yaptığı bir konuşmada, bir toplantıda bu asgari ücret meselesine sözü getirdiğinde demişti ki, bakın şöyle yapalım. 1 Ocak 2021'de, yani bu geride bıraktığımız yılın ilk günü uygulamaya konulan asgari ücret 384 Amerikan dolarına tekabül ediyordu. Gelin bu 384 doların bugünkü karşılığı olan Türk lirası kadar zam yapın insanlara, yani o fiyatı verin, ona bile belki razı olabilirler. Yani o bile bir şeydir dedi. En azından hani dolar karşısındaki erimeyi ya da kaybı kompanse etmiş olur, telafi etmiş olur, karşılamış olur şeklinde bir öneride bulunmuştu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun o gün verdiği sayı, yani 384 dolar yaklaşık 5300-5500 seviyelerinde bir asgari ücrete tekabül ediyordu ki demin hatırlattığım o yoksulluk sınırı, açlık sınırı ya da işte 4 kişilik bir aile üzerinden tabii ki bunun da hesaplanması gerekiyor. O sınırın çok çok altında bir ücretten söz ediyoruz. Oysa ki 384 dolarlık o günkü, yani 1 Ocak 2021'deki kur bugün 6184 liraya tekabül ediyor. Yani eğer 1 Ocak 2021 üzerinden hesaplanarak verilseydi asgari ücret dün 6184 lira olarak açıklanması gerekiyordu. Baktık 4253 lira. Ve dün Sayın Cumhurbaşkanı o sayıyı, asgari ücret sayısını ya da miktarını telaffuz ettiği anda hemen girdim o saatteki, o dakikadaki kurdan hesapladım. 274 dolar çıktı karşımıza. Yani 1 Ocak 2021'deki 384 dolar dün 274 dolara tekabül ediyordu. 4253 lira üzerinden. Şimdi bakın, bu sabah geldik 16 lira sınırını aştı. Ben daha 16 liraya varmadan önce bir hesap yaptım. Sabah geldiğimde 260 lira civarındaydı. 265 lira civarındaydı. Şu anki kur üzerinden arkadaşlar belki bir hesap makinesiyle hesaplarlarsa, yani 16-10 üzerinden hesaplarlarsa, merak ediyorum şimdi birkaç saniye sonra sevgili Eren bize onu söyler. 16-10'luk kur üzerinden 4253 TL asgari ücret kaç Amerikan dolarına, kaç 264 Amerikan dolarına tekabül ediyor? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Her şey dolarla ölçüldüğü ve dolarla alınıp satılmaya başlandığı için maalesef, ve bunun da müsebbibi bizler değiliz ya da asgari ücretle çalışanlar değil, bunu yapanlar yabancı, yerli, bütün müteahhitlere dolarla ihale verenler. Onlara dolar ya da euro üzerinden garantili ödemeler yapanlar. Ve ülkeyi dolar üzerinden hem içeride hem dışarıda borçlandıranlar. Üretimi artırmak bir yana, üretimi kısmak, mevcut fabrikaları, sanayi kuruluşlarını kapatarak memleketi ithalata bağımlı hale getirenler. Yani dün Sayın Cumhurbaşkanı kalkıyor diyor ki, ne o dolar üzerinden bilmem ne üzerinden hesaplar yapılıyor, TL olarak hesaplayın, bak aslanlar gibi 2800'den 4253'e çıkardık. İyi diyorsunuz da muhterem, siz her şeyi dolarla veriyorsunuz. Beşli müteahhit çetesine ihaleler hep dolar üzerinden veriliyor. Bir sayın sanayicimize al bilmem ne beyefendi şu kadar milyon dolarlık krediyi de git falanca medya kuruluşunu bilmem kim beyefendinin elinden al da yandaş borazanımız ol diye dolarla veriyorsunuz kredileri. Her şeyi dolara çevirdiniz. TL konuşsanız onlarla da. Sayın Ulaştırma Bakanı Çanakkale Köprüsü'nü açarken ne dedi? 15 euro üzerinden geçiş ücreti saptanacak dedi. Bir dakika,
biz nerede yaşıyoruz dedim. Berlin'de mi, efendim Amsterdam'da mı, Roma'da mı, Madrid'de mi yaşıyoruz? Niye euro üzerinden? Sen her şeyi euro üzerinden hesaplayacaksın ve millete uygulayacaksın. Ondan sonra asgari ücrete gelince aslanlar gibi 4253 lira diye şov yapacaksın. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. İnsanların zekasını alay ediyorsunuz, etmeyin. Zaten insanları aşağıladınız, insanları ezdiğiniz, insanları mahvü perişan ettiğiniz, insanları ayaklarınızın altına alıp üzerinde ter ter tepindiğiniz yetmiyormuş gibi bir de insanlara hakaret ediyorsunuz. İnsanların zekasıyla oynuyorsunuz ya da alay ediyorsunuz. Bunu yapmayın lütfen. İşte sayılar ortada. Bu sabahtan itibaren, hatta bırakın bu sabahı, dün akşam, dün öğleden sonra Sayın Cumhurbaşkanı o asgari ücret miktarını açıkladığı andan itibaren dolar üzerinden hesaplanmış mal ve hizmetlere ödeyeceği fiyatlar yükselmeye devam ettiği için o ücret eriyor. Dolayısıyla yanlışı memleketin ekonomisini o hale getirmekle zaten yapmışsınız. Bugün değil 4253 lira, 14.253 liralık bir asgari ücret bile saptasaydınız, onun bile eridiğini önümüzdeki işte 15 günlük süre içinde, yani yılbaşına şurada 14 gün kaldı, 14 günlük süre içinde ve ondan sonrasında da gelecek sene bu vakitte o asgari ücretin ne hale geldiğini hep beraber göreceğiz. Eğer başka olağanüstü bir gelişme olmazsa, o olağanüstü gelişmenin olumlu yönde, pozitif yönde, yani milletin yararına bir gelişme olmasının bir tek ihtimali var. O ihtimal de bu ülkede bu ekonomik ve siyasi felaketi yaratanların sandığı milletin önüne getirmesidir ve bu iktidarın olumlu anlamda değişmesidir. Çünkü bu iktidar iş başında kaldığı müddetçe öyle anlaşılıyor ki faiz neden, enflasyon sonuç. Çin modeli mi, bilmem ne modeli mi? Ucuz emeğe dayalı yeni bir model. Durun bir dakika, yeni bir şey daha deneyeceğiz. Durun bir dakika, o olmadı, bunu deneyeceğiz gibi politikalarla ekonomiyi daha da batağa sokmanın peşindedir. Daha da büyük bir felaket tablosu, daha da büyük bir ekonomik buhran yaratmanın peşindedir. Bundan birilerinin çıkarı olduğu kuşkusuzdur. Eğer birilerinin çıkarı var ve bu yanlış ekonomik politikalardan, bu dolarizasyondan ve doların, işte euronun, bilmem sterlinin olağanüstü 4 yılda koşusundan da bir şeyler elde ediyor ve olağanüstü miktarlarla da zenginleşiyorlarsa ve o zenginleşme asgari ücretli de dahil, emekli de dahil, işçi de dahil, EYT'li de dahil, işçi, esnaf, her meslek mensubu dahil, herkesin zararına bir zenginleşme ise, bu sistemi yaratanların büyük bir vebal altına girdiği gerçeğini de hatırlatmak gerekiyor. Dünkü toplantıyla ilgili, yani o asgari ücret tespit komisyonunun toplantısının ya da çalışmalarının sonucunda asgari ücret miktarının açıklandığı toplantıyla ilgili olarak bir önemli nota daha dikkat çekmek istiyorum. Orada Sayın İşveren temsilcisiyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı bir ifade vardı. İşçi olmadan işveren de olmaz, işveren olmadan da işçi olmaz. Bu tarihin en büyük ve en meşhum, en utanmazca yalanıdır. Buradan açıkça ilan ediyorum. İşçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan da işçi olmaz. Hayır efendim, bunlar birbiriyle aynı şeyler değil. İşveren olmadan pekala işçi üretim yapabilir. Çünkü üretimi yapmanın, bir şeyleri üretmenin, bir değer yaratmanın vazgeçilmez tek unsuru işçidir, emekçidir. Bir şeyleri üreten insanlara biz emekçi diyoruz, işçi diyoruz. İşveren olmadığı takdirde de o üretim yapılır. Yani birbirine karşı eşit düzeyde vazgeçilmez unsurlar değildir. Pekala işçiler bir araya gelirler. Bu dünyada kanıtlanmış bir şey. Yani hani tekrardan Marksizmin, sosyalizmin teorisini o koca koca kitapları getirip burada masanın üzerinde tekrardan anlatmanın bir alemi yok. Bu kanıtlandı. İşveren, yani bireysel sermaye olmadan da üretim yapılabileceği tarihte kanıtlanmış bir şey. Bazı ülkelerde, yani dünya çapından da kanıtlanmış bir şey. Dolayısıyla kalkıp da bu yalanı millete tekrardan yutturmaya çalışmayın. İkinci yalan da şu.
Efendim bu asgari ücretin işverene de şu kadar maliyeti olacak. E bir zahmet olsun ya. İşverenler de biraz yük taşısınlar ya. Ne olur muhteremler. Yani işçi başına 300 liralık 500 liralık daha bir ek yükün altına geri verin ne olur. Yani 3,5 milyon dolarlık otomobillerle dolaşmayıp da 2,9 milyarlık otomobille dolaşmak da sizi biraz rahatsız etsin ne olur. 3 ayda bir Maldivlere gitmeyin de 6 ayda bir gidiveriniz ne olur. Aile fertlerinize bilmem kaç milyon dolarlık mücevherat hediye etmeyin her vesileyle de birazcık daha mütevazı hediyeler alınız ne olur. 8 odalı konakta oturmayın da bizler gibi 3+1 ya da 4+1 apartman dairelerinde oturun ne olur. Yani birazcık da siz fedakarlık edin muhterem işverenler onu demeye getiriyorum. Dünden beri internette bakıyorum sosyal medyada efendim bunun bir işverene maliyeti nedir biliyor musunuz? İşçi çıkarmak zorunda kalırız bu istihdamı etkiler. Niye? Birazcık da siz kemer sıkın. İşçi de emekçi de emekli de sıkacak kemer deliği kalmamış birazcık da siz feragat edin ne olur yani. İsniflediğiniz tomar tomar dolarlarla eurolarla her dakika oturduğunuz yerde para kazanmayı biliyorsunuz da onlar üzerinden birazcık fedakarlık edip de emekçiye 3 lira 5 lira daha fazla verelim de biz 3 kuruş 5 kuruş daha az kazanalım demek diye bir olasılık yok mu muhteremler? Buradan sermaye düşmanlığı yapmıyorum yanlış anlaşılmasın. İnsanların ortaya bir sermaye koyup bir iş kurup onun üzerinden de insanları çalıştırıp para kazanma özgürlüklerine hakkına saygım var. Her ne kadar farklı bir ideolojik pencereden bakıyorsam da o özgürlük saygı duyulması gereken bir özgürlük. Ama siz hep dolar üzerinden, euro üzerinden, sterlin üzerinden varlıklarınıza varlık ekleyeceksiniz, sürekli zenginleşeceksiniz, sürekli karlarınız şişecek, artacak ki bakın kar zarar tablolarına büyük şirketlerin özellikle de holdinglerin ya da büyük ölçekli işletmelerin nasıl karlarını artırdıklarına pandemiye rağmen bu kadar büyük ekonomik krize rağmen çünkü neticede parası çok olanın, karı çok olanın Amerikan doları, euro bilmem ne üzerinden ya da başka ekonomik faaliyetler üzerinden o parayı durduğu yerde neredeyse böyle arkasına sırtına yattığı yerde o parayı çoğaltabilme imkanları var. Peki bizlerin emekçilerin öyle imkanları var mı? Yok. Dolayısıyla büyük bir eşitsizlikten söz ediyoruz zaten. O yüzden de 4.253 lira net asgari ücreti, efendim brütünü biz bunu hesaplarken çalıştırdığımız bu kadar işçi başından şu kadar 100 lira ya da bu kadar 1000 lira daha ilave maliyet bizim üstümüze binecek. Bu ortamda nasıl iş yaparız diye ağlaşmanın alemi yok hanımlar beyler. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa sizin sermayenize, sizin kapitalinize, sizin bilmem servetinize, zenginliğinize falan kimsenin göz diktiği yok. Ama biraz da fedakarlık edin. Yani çünkü ciddi bir buhrandan geçiyoruz. Ciddi bir ekonomik krizden geçiyoruz. Bunun içinde hani dedi ya Sayın Nurettin Nebati hepimiz üzüleceğiz, hepimiz batacağız filan diye. Yani bütün yükü de emekçilere yüklemeyin. Ben 3 kuruş daha vermem demeyin. Vereceksin arkadaş. Vereceksin. Çünkü o üretimin yapılması için vazgeçilmez tek unsur emekçi. O bilek gücüyle, o beyin gücüyle ya da o alın teriyle üretiyor, üretiyoruz. Biraz da siz fedakarlıkta bulunun. Hep oturacaksınız sırtınızın üzerinde, hep kar edeceksiniz, hiç zarar etmeyeceksiniz. Biraz da kardan zarar edin muhteremler. Ağır geliyor değil mi bu söylediklerim ama dünyanın böyle bir gerçeği var. Krizi hep birlikte üstleneceğiz. Krizin yükünü hep birlikte üstleneceğiz ve iyi durumdakiler daha fazla yük üstlenecek. Yok öyle ya ama. Yani sen hiç yük almayacaksın, hiç zarar etmeyeceksin, karından bile zarar etmeyeceksin ama emekçi gıdım gıdım kuruş kuruş geçinmeye çalışacak. Yok öyle ya ama. Kimse kusura bakmasın.